Merhaba Sayın Başkanım, hoş canım. Geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol canım benim. Kumsal mı diyeyim, Cemre mi diyeyim? İkisini de söyleyebilirsiniz. Kumsal. Kumsal Cemre. İnsan bazen kendisinin, dünyada bak, insanın en sevdiği kelime nedir biliyor musun? Kendi ismidir. Kendi ismidir. Şimdi bu anlamda ben isterim ki, yani onun için soruyorum. Kumsal Cemre diyeyim bari, ikisini de söyleyeyim. Senin gibi insanların varlığı, çok samimi söylüyorum, beni çok olumlu etkiliyor. Çünkü benim de evlatlarım var. Bir evladım var, fakat torunum var iki tane. Birisi de senin gibi kız, ki dört tane kız kardeşim vardı. Allah bağışlasın. Ya kızlar benim için çok değerlidir, onu da söyleyeyim. Birisi vefat etti ama üçü hala burada. İkincisi, Allah rahmet eylesin. Canım var ol. Senin gibileri görünce benim inan et moralim güzel. Çok samimi söylüyorum. Bu kadar gergin ortamda, laflarınızın anlaşıldığı yerde. Senin gibi Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu getirmiş yavrumuzun benimle olan irtibatı, irtibatlanması, çok samimi söylüyorum. Hem bir spor kulübü başkanı olarak hem de bir insan olarak beni çok mutlu etti canım benim. Top sende, başkanın konuşması bitmez Kumsalcığım. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Beni çok onurlandırdınız. Nasılsın? Ya iyiyim. Yani dün bir 10 saat kadar tekrar işte ne böyle bir tünele sokuyorlar. Geçmiş olsun. Neydi o? Tomografi. Bilmem ne. Bayağı kalıyorsun. O süre çok uzatıyor. Acil şifalar dilerim. Ben de iyiyim. Doktorlar sonunda 8'de çıkabileceğime karar verdiler. Çok geçmiş olsun. Umarım iyi olursunuz. İyi, hiç problem. Acil şifalar diliyorum size. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz başlayalım. Evet canım. Hiç acele etme. Efendim? Hiç acele etme diyorum aklıma geldi. Rahat ol. Tamam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim canım. Bak ikimizin de arkasında aynı resim var, ona da çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Kumsal Cemre Badem, 7 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Doğuştan Galatasaraylıyım. İkinci sınıf öğrencisiyim. Canım benim. Yani çok önemli. Sen kaç yaşındasın? Ben 7 yaşındayım. Şimdi 10 yaşına kadar istatistiklerde pek saymayız. Ki o da Türkiye'nin %8'i, yani 84 milyon nüfusta 6 milyona yakın bir kitle. Ama sen onu şimdi kırdın. 7 yaşındasın. 10 yaş barajından önce adım attın. Bu çok önemli bizim için. Çok teşekkür ederim. Dinleyiciler bilmezler. Sen dünya şampiyonusun matematikte. Bizim Türkiye'de. Çok teşekkür ederim. Ki bu aralar bayağı sağlık açısından, coğrafik nedenlerle gergin ve sıkıntılı bir durumdayız. İnşallah hepsini aşacağız. Fakat senin gibi öyle ferdi olarak tek başına insanların kendini yetiştirerek mücadele etmesi ve dünya çapında dereceler alması bu Galatasaraylılığın dışında bizim halkımızı çok mutlu eder. Ben o açıdan öncelikle seni tebrik ederim. Sizden bunları duymak beni çok onur etti. Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi bütün dünyayı saran ve Türkiye'ye de saran COVID-19 salgını yüzünden milyonlarca insan hastalandı, milyonlarca insan öldü. Biz okullarımıza gidemedik, maçlar seyircisiz oynandı, esnafımız işsiz kaldı. Bu pandemiyle ilgili düşüncelerinizi kısaca alabilir miyim? Vallahi pandemi benim bir işime yaradı, şimdi de yaramıyor. İşime yaramaz şöyle oldu, hayatımda ilk defa evde kaldım uzun süreli. Ben biraz işkoliyimdir, mükemmelliyetçi, perfeksiyonistimdir. Her şeyin puzzle gibi oturmasını isterim. O iyi bir huy değil. Kendimi dinledim ilk defa. Böyle kalkıp sabahleyin işte hemen kaldır küldür kulübe gelmedim. Kendimi dinledim, iyi hissetmedim. Mustafa Hocam'a gittim. Profesör Doktor Mustafa Çetinoğlu. Sağ olsun. Hemen bir baktı, ya sen buraya nasıl geldin? Dedi, ne dedim, sağ altı mı ne olmuş bir şeyin?
dedi. Ya bundan dedi, hem senin yatakta olman lazım. Çok şaşırdı adam. Ne olsun, bizi bir soktu ki, biz bırak kalbim, beyin, işte nereden akciğer, başlamıştım? Mide, bağırsak. Önce nerede? Akciğer. Akciğerden başlamış, mideye gitmiş, beyne gitmiş. Ondan sonra hemen üst üste onların ameliyatını oldu. Neyse, vücut dayandı. Tabii biraz şansım sanırım annemin bizleri organik beslemesiydi. Zaten inorganik beslemesine de şansları yoktu. Çünkü o zaman her şey doğaldı. Fabrikasyon hem daha pahalıdır, hem yoktu öyle bir şey zaten. Oyuncak arabası olan. Paketmiş olsun. Çok sağ olun. Yani yok, ben aldırmadım. Yani aldırım, şu anda da aldırmam. Dün son analizleri de yaptılar. Şu anda terk etmiş. Saçım bile dökülmedi. Bu dünyada her şey başınıza gelir. Olumlu olursunuz. Sen inşallah daha çok yaşayacaksın. Burada hem tedbirli olmanız lazım. Buna eskiler müdebbir olmak derler. Hem de tevekkülle karşılamak lazım. Mütevekkil olmak lazım. Yani bir kadere isterseniz determinist olun, inanmanız lazım. Zaten hayra şerre inanmayandan da pek tevekkülle karşılamaz, dağılır, paramparça olur en ufak şeyde. Oysa mücadele bir varlıktır. Sonuna kadar sürdürmeniz gerekir eğer hayırlıysa. Hayırsız olduğuna zaten inmiyor. Fakat pandeminin bir kötülüğü daha oldu. Ayrılamıyorsunuz. Yani sana diyor ki o koltuktan kalkamazsın. Çok zor. Biz seçime gidemedik. Ona çok üzüldük. Hala gidemiyoruz. Hala da seçim ısrarındayız. Seçimi de açmaya çalışıyoruz. Bu yönden de çok kötü oldu. Halkımız için de çok kötü oldu. Evden çıkmak. Her şeyin hayırlısı olsun. Ya pandemi bu açıdan üzüntü verir. Bir an evvel inşallah bu beladan kurtulmamızı dilerim. İnşallah hemen kurtuluruz bu koronavirüsten. Çok teşekkür ederim. Şanlı Galatasaray'ımız 22 kere şampiyon oldu. Ki ben inanıyorum bu yılda şampiyon olacağız. Evet. Şöyle bir hesaplama yapıyorum ki 2023 yılında göğsümüze 5. yıldızını takacağız. İnşallah. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Senin moralini her zaman yüksek tutmak isterim. Allah izin verirse, ömrüm vefa ederse ben Galatasaray'a her zaman hizmet ederim. Ama buraya kazık çakmadık tabii ki. Fakat elimden geleni baştan olsam da olmasam da yaparım. Her zaman benim yerimi dolduracak değerli arkadaşlar vardır. Bizim camia dünyanın en büyük camialarındandır kumsalcığım. Allah sağlıklı olsun. Olsun. Yüzün ömür versin. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Annene de kardeşim var mı? Tek çocuk musun? Tek çocuğum, evet. Maşallah. Benim oğlum da tek. Ben seni anlıyorum ama inşallah senin de çocukların olacak, torunların olacak. Onların da ayrı mutluluğu var. İnsan yaşar. Çok teşekkür ederim. Canım ya. Rekabet çok güzel bir şeydir ama dostluk ve kardeşlik ön planda olmalıdır. Mesela renkler tek başına çok güzeller ama birleştiğinde daha da güzel oluyorlar. Bizler çok gibi, bizler herhangi bir takımı tutsak da yan yana geldiğimizde çok güçlü oluruz. Yapamayacağımız hiçbir şey olmaz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hakkında bizlere, gençlere ve çocuklara söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Bakın 23 Nisan'da ulusal egemenlik, yani milli halkın egemenliği ve çocuk bayramı. Dünyada tekiz çocuk bayramı olan. Ben şahsen tabii kendi şahsen. Atatürk'e borcumuz ödenemez. Yani bunu bir takdir edemezsiniz. Benim hayatımda aldığım en değerli hediye ilk olarak lise 2'de iftihara geçmiştim. O zaman bana nutuk hediye edildi. O zaman iftihar diye bir şey vardı işte. Müdüriyet, bakanlık iftihara geçenlere hediye verirdi. Ve bravo. 4 cilt olarak bana gelmişti o zaman. Ve hayatımdaki en değerli hediyeydi. Hala taşırım.
Yıllarca kaç yıl oldu? Vallahi işte 1966 desek düşün. Bir de daha önce de söylemiştim. Babam öksüz büyüdü. Dedem çünkü Mustafa Çanakkale Harbi'nde. Çanakkale Harbi'nde sağ salim geliyor. Ben hala soramadım. Burada sevgili 1. Ordu komutanıma da sormuş olayım. Onu hep geliyor gece aklıma, gündüz unutuyorum. Sanırım 57. alaydaydı. 57. alayın Çanakkale'deki fonksiyonu çok fazla. Çünkü Filistin'de şehit oluyor. 57. alaydan da kimse kalmıyor zaten. Ben Çanakkale'ye İyi ki bizim başkanımız gittiğimde çok olmuşsunuz. çok duygulanıyorum. Ve babam bunlar eski insanlar, ilkokul mezunu. O dönem ilkokul mezunu olan insanlar neredeyse bir üniversite akademi mezunu gibi muamele görürdü. Biz lisede okurken Türkiye'deki liseli sayısı 20 bin falan. Şimdi dev gibi bir ordumuz var. Üniversitede okuyan, bitiren senin gibi gençlerimiz var. Atatürk'e derinden bir bağlılığım var. Şimdi başka ne diyebilirim bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dostluk ve kardeşlik az önce dediğim gibi en Aynen. önemlisidir. Buradan bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ben de. En içten dileklerimle. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen bir genç olarak ülkeme ve insanlığa faydamı dokunacağı işler yapmak istiyorum ve beyin cerrahı olmak istiyorum. Atatürk'ün emanetine her zaman sahip çıkacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene şampiyon Galatasaray diyorum. Canım benim. Çok Vallahi. teşekkür ederim tekrardan yayınıma katıldığınız için. Bizim Sayenizde. için çok değerli bir röportaj. Senin gibilerin varlığı hem Türkiye'nin, Türk ulusunun hem de özel olarak Galatasaray camiasının göğsünü kabartıyor. Sana biz çok teşekkür ederiz. Öncelikle de ailene çok teşekkür ederiz. Çünkü bazen ben derim, yahu sizin evladınız ki öyle var yani. Sen hasta Galatasaraylısın. Evladın hasta rakip takımda. Herhalde maçlarda çok enteresan olaylar olur. Öyleler de var tabii. Biz ona da saygı duyarız. Çok Sevgi duyarız. teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi ben doğuştan Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ı sonsuza dek tutacağım diyebilirim. Çok şanslısın hocam. Sayın Başkanım, bizi çok onur ettiniz. Yani Estağfurullah. bu kelimelerle Onu yemin ederim arkadaşlar da dinliyor. Çok duygulandılar onlar da. Var olun. Çok çok teşekkür. teşekkür ederiz. Benice dünya birincikleri diliyoruz sana ve bahtın açık olsun. Amin, amin. İnşallah ülkemize, Atatürk'ün emanet ettiği Atatürk'e layık bir yerlere gelecek İnşallah. başarılar elde Ben eder. ondan Tüm eminim. evlatlarımız, tüm çocuklarımız bizi çok onur ettiniz. Ne desem az kalır. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim Sayın Başkanım. Çok Kumsalcığım, sağ çok olun. teşekkürler. Hürmetle. Bahtın açık olsun.